Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber JavaScript'te objeleri ele alıyor olacağız. Nedir bu objeler? Objeler aslında diğer dillerdeki sınıf yapılarına çok benzer bir yapıdadır. Bizim key value çifti olarak değerler saklamamıza izin veren bir yapıya sahiptir. Örneğin bir insan olsun ve bu insanın adı var. Yasin, soyadı var. Dal kılıç, boyu var, boy diyelim, işte 190 olsun, kilosu var, 80 olsun şeklinde. Ve bunu hemen oluşturmuş olduğumuz objeyi konsolumuza yazdıralım. Görmüş olduğunuz gibi adı Yasin, boyu, kilosu ve soyadını gayet başarılı bir şekilde görüyor olduk. Objeler key ve value şeklinde değer tutar. Yani ad dediğimiz boy, kilo ve soyad dediğimiz değerler bizim için key'dir. Yani bir property'dir ve karşılığındaki değerler ise adı üstünde bir değerdir. Yani bir value'südür. Adı, boyu, kilosu, soyadı şeklinde. Peki oluşturmuş olduğumuz bu objeye nasıl erişebiliyoruz? Mesela insanın adına erişmek istediğim zaman insan nokta dedikten sonra ilgili property name'ini yani key'ini verdikten sonra gayet başarılı bir şekilde ulaşabiliyorum. Diğer bir yolu ise bunun köşeli parantezleri açıp string bir ifade içerisinde property'nin adını yazmak. Şuraya soyad diyelim. Görmüş olduğunuz gibi gayet başarılı bir şekilde görebildim. Peki biz objeler üzerinde sadece key ve value şeklinde değerler mi saklayabiliyoruz? Hayır, bu objeler içerisinde fonksiyonlar da tutabiliyoruz. Örneğin konuş diyelim. Mesela bu kişiyi konuşturmak isteyelim. Fonksiyon dedim. Text dedim. Örneğin bu kişi gelen texti bize alert desin. Mesela şunu da söyleyelim. Biz oluşturmuş olduğumuz bu objenin içerisindeki property'lere erişmek için this anahtar kelimesine ihtiyaç duyuyoruz. This nokta add artı bir boşluk bıraktım. This nokta soyad bir boşluk daha bıraktım. Diyor ki diyelim artı dedim text. Mesela ben console log deyip da console log'a da gerek yok. İnsan nokta konuş dediğim zaman hello world dedim. Gidip sayfamı yeniliyorum. Yasin Dalkılıç diyor ki hello world. Yani görmüş olduğunuz gibi biz oluşturmuş olduğumuz nesneler içerisinde aynı şekilde fonksiyonlar da tutabiliyoruz. Mesela şuraya get dedim full name. Ve ardından bir fonksiyon tanımladım. Şöyle yapalım. Function. Şuna ihtiyacım yok. Full name dedim. Şöyle nasıl tanımlıyorduk? Get full name. Hemen JavaScript getter usage yazayım. Evet, get full name dedim. Return mecburen bir şey return etmek durumunda. This nokta add artı this nokta soyad dedim. Araya da bir boşluk bırakalım ve console log İnsan nokta full name dediğim zaman görmüş olduğunuz gibi gayet başarılı bir şekilde ad ve soyadımın birleşimini görebildim. Şunu bir açıklama satırı haline getirelim. Daha sonra bir insanın mesela maaşı olur. Örneğin diyelim ki aylık
Kaç bin lira kazansın? 6 bin lira para kazanıyor olsun örneğin. Ve diyelim ki kişinin, ben maaşını hesaplamak istiyorum. Maaş hesapla dedim. Ve ardından bir fonksiyon oluşturdum. Buna bir gün vereceğim. Yani kaç gün çalıştıysa o kadar para ödüyor olacağız. Console log çalıştığı güne göre hak ettiği ücret dedim. Ve ardından şöyle yapıyorum. Dist nokta maaş bölü 30 dediğim zaman bir günlük ücretini bulurum. Çarpı deyip gün dediğim zaman kaç gün girildiyse o kadar günlük ücretini hesaplıyor oluruz. Console.log insan dedim. Maaş hesapla dedim. 20 günlük ücretini bizim için hesaplasın. Çalıştığı güne göre hak ettiği ücret, yani 20 gün çalışırsa 4000 lira para hak ediyormuş 6000 lira kazanan bir insan. Daha sonra objeler hakkında, örneğin console.log object.case dediğim zaman vermiş olduğum objenin bana key'lerini geriye döndürüyor olacak. Başka, biz objeler üzerinde bir for döngüsü ya da for each gibi döngüler açamıyoruz. Ancak array'in içerisinde bulunursa bu objeler bir döngüye tabi tutabiliriz. Fakat for in diyerek objenin key'leri üzerinde dolaşabiliriz. Key diyorum, insan, console.log key dediğim zaman görmüş olduğunuz gibi bütün key'ler buraya geldi. Hemen şunları bir kapatalım. Ve bu key'e karşılık gelen value'ları da şu şekilde belirtelim. İnsanın key'i. Yani at key'ine karşılık gelen değer, soyad, boy, kilo fonksiyonlarımız görmüş olduğunuz gibi gayet başarılı bir şekilde erişebiliyor olduk. Aynı şekilde key'lere ulaşabileceğimiz diğer bir yöntem object.get onProperty names dediğimde insan diyorum ve aynı şekilde aynı sonucu elde edebildim. Peki biz iki tane objeyi birleştirmek istersek ne yapabiliriz? Hemen şuraya şunları kapatalım. Basitçe let kişi dedim ve adı Ahmet, soyadı Arif olsun. Onu şöyle sonra gösterelim. Let kişi 2 dedim. Ve bu objede de bir yaş olsun. 25 diyelim. Bu iki objeyi nasıl birleştirebiliriz? Console.log dedim. Object.assign dedikten sonra önce bizden target'ı istiyor. Kişi diyorum. Kişi ve kişi 2'yi birleştirip bana ekrana bir yazdır dediğim zaman görmüş olduğunuz gibi ad Ahmet, soyad Arif ve yaş gayet güzel bir şekilde geldi. Peki burada da yaş olsaydı ne olacaktı? Görmüş olduğunuz gibi ilk yaşı değil, source olan, yani birleştirmiş olduğumuz diğer objedeki yaş propertisini almış olacaktı. Daha sonra başka nelerden bahsedebiliriz? Objeleri assign ederken şöyle bir yönteme de başvurabiliriz. Object.assign dedim. Kişi dedim. Ardından virgül deyip objemi açıp mesela full name deyip ABC şeklinde de aynı şeyi oluşturabiliriz. Ya da split operatör de kullanabiliriz bunun için. Console.log şöyle diyorum. Kişiyi al. Ardından bu kişiye mesela boyu diyelim. 200 olsun şu şekilde.
Görmüş olduğunuz gibi 3 nokta split operatörü kullanarak da objelerimiz üzerinde birleştirme işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Arkadaşlar daha fazlası için yani bakın görmüş olduğunuz gibi ben unuttum hemen geldim ne değil diye baktım. Bunun için en güzel kaynak MDN JavaScript Object dediğiniz zaman karşınıza çıkan sayfayı ziyaret edip görmüş olduğunuz gibi burada metotları var. Property metot yani burada sizin için yeteri kadar açıklama olacaktır. Bu derslik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki JavaScript videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.